koparanların, devletin sahipliğini milletin elinden almaya kalkanların, partili cumhurbaşkanlığı denilen ucube bir sistemle koskoca Türk devletini bir kişiye ve etrafındaki yandaş takımına amade edeceğini düşünenlerin sebep olduğu bu krizin sonuçlarını artık hayatımızın her alanında hissediyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan kerim devlet anlayışının yerini, milletini kimsesiz bırakan ucube bir yönetim anlayışının aldığına üzülerek şahit oluyoruz. Her çocuğun geleceği, her gencin umudu, her kadının güvencesi olan cumhuriyetimizi beğenmeyenlerin, çocuklarımızı açlığa, gençlerimizi mutsuzluğa, kadınları da endişeye mahkum ettiği bir kirli distopyayla mücadele ediyoruz. Bu öyle bir distopya ki artık 6 yaşında bir çocuk ile başlayan cümlelerin devamından korkar olduk. Çünkü ne yazık ki artık bu ülkede 6 yaşındaki çocuklar bir gün tecavüzün, bakın istismarın demiyorum, tecavüzün, bir başka gün de açlığın, şiddetin ve işkencenin konusu olabiliyor. Bu utancı bu ülkeye yaşatanlara yuh olsun, yazıklar olsun. Aziz milletim, biliyorsunuz birkaç gün önce Nur Elif yavrumuz kötü koşullarda yaşadığı ve aç bırakıldığı için hayatını kaybetti. Daha 6 yaşındaydı. Nur Elif'e bunları reva gören vicdansızları Allah'a ve hukuka havale ediyorum. Şimdi iktidar cenahından bazıları çıkıp utanmadan, zaten anne babası cezaevindeymiş, akrabaları kötü davranmış, her şeyden de iktidarı suçlamayın diyecekler. Her zaman olduğu gibi bu olay için de bizim ne suçumuz var ki diyecekler. Bu ülkede bir çocuk öldü, bir çocuk. Hem de açlıktan öldü, açlıktan. Hatırlıyor musunuz? Daha önce de çocuklarını doyuramadığı için, ısıtamadığı için kendini öldüren bir anne vardı bu ülkede. Gencecik bir kadın vardı. Hem de bu çocuk kötü bakıldığı için öldü. Soruyorum size, çocuklarımıza sahip çıkmak, devleti yöneten iktidarın görevi değilse kimin görevidir? İşine geldiğinde Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır diyenler, işine gelmediğinde ölen daha 6 yaşında bir çocuğumuzun sorumluluğunu üzerinden atabilir mi? Atamaz. Eğer koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü kullanan bir iktidar çocuklarımızı koruyamıyorsa, insanlarımızı sahipsiz, kimsesiz bırakıyorsa ve üstüne üstlük mesuliyet almaktan da kaçıyorsa, ortalıkta ben ülke yönetiyorum diye gezemez. Kardeşim, siz bostan korkuluğu musunuz? Fakirliği, muhtaçlığı, açlığı bitiremeyecekseniz neden o makamları işgal ediyorsunuz? Sadece kendi zenginliğinizi sağlamak için mi oradasınız? Sadece yandaşlarınızı bu milletin cebinden çıkan paralarla zengin etmek için mi oralardasınız? O koltuklarda sarayda sefa sürüp şaşalı yemekler yemek, özel uçakla maça gidip gelmek için mi oturuyorsunuz? Sayın Erdoğan, her sıkıştığında bu konu siyasetin konusu değildir diyerek işin içinden sıyrılamazsın. Sana göre neyin siyasetin konusu olup olmadığı bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Engin birikiminin ve derin fikirlerinin cefasını zaten milletçe yıllardır çekiyoruz. Beni Eskişehir'deki Nur Elif ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Beni Van'daki Muharrem ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Beni
Adana'daki Emine ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Sen bu memlekette varlık içinde yaşarken kestane ballarıyla, manda yoğurtlarıyla, Medine hurmalarıyla sefa sürerken yokluktan, yoksulluktan ölen, açlığa mahkum ettiğin çocuklarımız için senden hesap soracağım. Bu kürsülerden defalarca gündeme getirmeme rağmen Rüzgar Gülü projemizi devreye almak yerine utanmadan yasaklattığın için senden hesap soracağım. Bunlar daha iyi günlerin. Milletimizle el ele verip siyasi rantı çocuklarımızın hayatına tercih eden bu kalpsizliğin, bu vicdansızlığın hesabını sana sandıkta soracağım. Hiç merak etme, çok az kaldı. Aziz milletim, Türkiye artık patolojik semptomlar gösteren tehlikeli bir zihniyet tarafından yönetiliyor. Maalesef empati, vicdan, sorumluluk bilinci gibi insani kavramlarla bağını tamamen koparmış sosyopat bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu bir gerçek. Nitekim bu gerçeği iktidar mensuplarının her hareketinde, her cümlesinde, her kelimesinde endişe verici bir sıklıkla görüyoruz. Beceriksizlikleriyle fakirleştirdikleri, asgari ücretlimizin, memurumuzun, emeklimizin maaşlarına yapmak zorunda oldukları düzenlemede bile bu gerçeğe şahit oluyoruz. Biliyorsunuz, son olarak Türkiye'nin en yakıcı meselelerinden biri olan EYT'li kardeşlerimizin durumuna ilişkin sorulan bir soruya EYT mi diye cevap veren Nebati Bakan birbirinden ciddiyetsiz açıklamalarına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. Çıktı hiç utanmadan, zerre sıkılmadan bu milletin gözünün içine baka baka asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir dedi. Yanlış duymadınız. Hak, bir haktan bahsediyoruz. Hak, hak. Hukuk bile değil, hak. Ve o hak için fakir fukaraya, ya lütuf ya adamın kafasında, vermek bereket getirir. Aynen böyle dedi. Bu ne cürettir? Bu ne utanmazlıktır? Bu ne saygısızlıktır? Hayırdır Sayın Bakan? Hayırdır Sayın Bakan? Sadaka mı dağıtıyorsunuz? Lütufta mı bulunuyorsunuz? Kendinize gelin. Siz babanızın değil, milletin hazinesinin başında duruyorsunuz. Aile şirketinizde sosyal sorumluluk projesi yürütmüyorsunuz. Devlet yönetiyorsunuz, devlet. Yandaşlarınıza peşkeş çektiğiniz, Bay Kriz'e feda ettiğiniz ve batmaya mahkum ettiğiniz o hazinede kaç yetimin hakkı var biliyor musunuz? Paramızı pul ettiniz, yetmedi. Gücümüzü hiç ettiniz, yetmedi. İtibarımızı ağızlara sakız ettiniz, yine yetmedi. Şimdi de milletimizle dalga geçmeye mi başladınız? Eğer fındık kadar aklınız, incir çekirdeği kadar vicdanınız varsa, ki olduğunu zannetmiyorum, söylediklerime iyi kulak verin. Bu ülke sahipsiz değildir. Bu ülkenin sahibi aziz ve cefakar Türk milletidir. O yüzden haddinizi bilin. Cıvık cıvık açıklamalar yapıp bu milletin haysiyetiyle oynamayın. Vatandaşın sabrını da giderek daha fazla zorlamayın. Ama madem hazineye bereket gelsin istiyorsunuz, o zaman size bu kürsüden hatırlatmak istiyorum.